Hoş geldin. Hoş bulduk. Annem damadı için yanıp tutuşuyor, evladını yok sayıyor dedi. Evet. Kaç gündür çocuğunu görmüyorsun? 17 gün oldu. Bugün tam? 17 gün. Baba Mevlana sever sevgili seyirciler. 15 Kasım tarihinden beri çocukla beraber çocuğu anneden uzaklaştırıyor ve kaçırıyor. Tuğba Sever'in bu konuda yapılmış şikayetleri de var ama olayın iç yüzü aslında çok farklı. Bunu yapanlar sana, annen ve hayat arkadaşı olarak seçtiğin Mevlana Sever. İkran Nur'u kızımı istiyorum diyor. Tek derdin bu. Ben kızım istiyorum abla, ne olur bana yardım edin. Şimdi önce bu 15 Kasım'da kızın neredeydi? Sen kimin yanındaydın? Annen nasıl sana şiddet uygulayan eşinle ortak hareket edip bu çocuğu senden uzaklaştırdılar ve kaçırdılar? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben zaten bir yıldır dört ayını, bu bir yılın dört ayını kadın sığınma evinde geçirdim. Evden kaçmaya çalıştım, zorla beni içeri tıktılar, üstüme kapılar kilitlendi, birçok şey yaşadım zaten. Ben yine çocuğumla beraber kadın sığınma evine yerleştim, 4 ay boyunca orada kaldım. Orada çocuğumla beraber kalırken eşim çocuğu görmek istediği için bir dilekçe vermiş ve ben bunun üzerine zaten her hafta sonu çocuğumu babasıyla görüştürdüm. Sen bu arada kadın sığınma evindesin. Evet, kadın sığınma evindeyim. Benim oradaki tanıyanlar, arkadaşlarım hepsi çocuğuma nasıl baktığımı bilir. Şu an annemin iddiası üzerine söylüyorum bunu. Siz çocuğuma sığınma evindeyken anneniz nerede kalıyor? Eşimle aynı evde yaşıyorlar 4 ay boyunca. Damatla. Siz şiddete uğruyorsunuz. Yanlışsam lütfen düzeltin. Şiddete uğruyorsunuz. Koruma kararı çıkıyor sizin hakkınızda. Siz sığınma evine gidiyorsunuz. Evet. Anneniz babanızla birlikte yaşamıyorlar mı? Yok, bir yıldır bizle yaşıyordu annem ve kız kardeşim. Siz sığınma evine anneniz... Eşinizle birlikte aynı evde yaşamaya 4 ay boyunca devam mı etti? Evet. Evet. O zaman bu hikayenin başından gidelim. Ben şimdi özellikle sonundan sordum. 15 Kasım tarihini anlat diye. Evet. Ama 15 Kasım'dan bahsetmek istiyorum. Şu açıdan sen annem ve kardeşlerinle berabersin. Yok. Senin kendine ait bir evin var. Evet. Gündüzleri de işe giderken annen çocuğa bakıyor. Evet. Ben iş yerimin saati, dolmuş saatine, köyün dolmuş saatine uydukça köye devamlı gidip geliyorum çocuğumun yanına zaten. Veya kız kardeşimle hani kızımı getirip ben de bırakıyorum. Hani ben de kalıyorlar. O şekilde ben kızımla hani görüşüyorum. Her gittiğimde de mutlaka ellerim dolu giderim. Hiç bakmıyor, hiçbir şey getirmiyor diyormuş. Bunu nasıl söylüyor anlamıyorum. Şu cümlelere takılma. Ben sadece şunu merak ediyorum. Sen kızını annene emanet ediyorsun. Evet. Buna en iyi sen bakarsın. Evet. Sen korursun, ben çalışayım diyorsun. Evet. Zaten çalışmazsam bana hiçbir destek yok. Hiç kimseden. Benim eşimin ödemesi gereken nafaka var. Onu da bir yıl oldu ödemiyor hala. Ben yeni icraya verebildim. Benim de durumlarım çok iyi değildi. Sen kızını annene bıraktığında annem bir gün kız kardeşinle beraber ortadan kayboluyor. Yok, ben cumartesi günü yani ayın 14'ünde, 14 Kasım'da izin günümdü. Köye gittim yine bir gibi. Kız ve hani kız kardeşimi aldım. Akşam 4 dolmuşuyla geri geldik benim kendi evime. Kendi evimde o gün zaman geçti. Teyzemler hatta bize geldi, oturduk. Çocuklarıyla oynadı benim kızım. O gün çok güzeldi. Kızımı son kez görecek. Sonra ertesi gün iş yerimdeki arkadaşlarım kızımı biliyorlar, görüyorlar. Oraya da götürüyordum zaten. Yine getirmemi istediler. Ben kız kardeşimle ikisini işe de götürdüm. Zaten öğrenciydim. Hatta işe gitmeden önce anneme ayakkabı aldım, gittim. Ayakkabısı yok kışlık diye. Oradan annemden bir telefon geldi bana. Komşundan arıyor. Yani benim kendi telefonu yok. Diyor ki işte neden çocukları habersiz götürdün? Hani çok kızgın bir şekilde anlatıyor. İşte ben diyor zaten hastayım diyor. Çocuk evde diyor kardeşin iş yapardı gibi. Ben dedim anne zaten benim kardeşim 14-15 yaşında ve ergen. Normalde de yapmıyor yani. Hani neden zor onlara bir şey yaptırmak. Aynen.
Bayağı kızdı bana, çocukları gönder. Ben seni zaten aradım dedim, hani komşuyu aradım. O da açmadı telefonu, bana bir şekilde dönüş yapar diye düşündüm. Ben kendi çocuğumu alıyorum zaten. Hani. Yabancı başka bir çocuk almıyorsun ki. Zaten gideceğimiz yer belli, teyzemler vardı akşam. Sonrasında yatır çocuğu diye gönder bunları hani dedi son dolmuşla. Zaten son araba saatine denk geliyordu aradığında. Ben son dolmuşla gönderdim. Köye gönderdim. O gün benim hiçbir şeyden haberim yoktu. İşten çıktım. O gün de Allah'tan belimde ağrı vardı, teyzeme gittim. Direkt evime gitmedim. Belki kapımın önünde beni de bekliyorlardı, onu da bilmiyorum. Teyzeme gittim, teyzemde kaldım o gece. Sabahını annemin arkadaşı bana mesaj atmış. 8'de. İşe gideceğim ben, tamam hani kalktım. Hani annen Kemalpaşa'ya gidecekmiş. Hani neden söylemedi bana? Ben bir saattir onu kapıda bekliyorum. Birlikte işe gidecekler ya. Bekliyor, kadının bir şeyden haberi yok. Sonra babam çıkmış o sırada bana yazarken. Babam demiş, o demiş dünden Mevlana geldi, eşimden bahsediyor. Mevlana geldi, hepsini aldı, biz Kemalpaşa'ya gidiyoruz dediler, evden çıktılar demiş. Ben onu duyduktan sonra korkmaya başladım zaten. Çünkü son zamanlarda artık annem hani barışmayın bir şey demiyordu. Aramız gayet iyiydi. Hani ben birikimimi anneme veriyordum. Televizyon yoktu evde, televizyonlarını aldım. Yani neden bunu bana yaptı son anda bilmiyorum. Eşinle hareket ediyor ve çocuğu senden kaçırıyorlar. Ama senin boşanma istemenin sebebi annen seninle çok uzun süre yaşamış sanırım. Evet. Değil mi? 6 ay babanla evet. Sorunlu olduğun için. Eşin onun yanındayken de sana şiddet uyguluyor. Evet. Ve bunu görüyor anne görüyor. Olarak. Ne yapıyordu? Sabret bana, baban gibi değil en azından. Hani babam anneme hiç vurmuşluğu yoktur. O şiddetin ne olduğunu bilmiyor. O sadece psikolojik şiddeti biliyor. Sürekli bu şekilde. Çocuğunuz var sizin, artık ayrılamazsınız. Baban psikolojik şiddet uyguladığı için annen kız kardeşine senin yanına mı geliyor? Evet. Ya psikolojik şiddete dayanamadığı evet. için evi terk ediyor. Evet. Senin evin içerisinde kocan sana fiziksel şiddet uyguluyor. Annen ne diyor? Annem eşime yine bir şey söylemiyor. Yani sürekli olarak bana. Hani sabret. Neyi sabredeceksin? Dayanacaksın. Yani evlendin artık bir kere, bitti. Çocuğun da oldu, tamam artık ayrılamazsın. Ayrılırsan, başka birisiyle evlenirsen bu çocuğun başına üvey baba gelir, kız çocuğu olmaz. O yüzden ayrılamazsın. Annem o kadar bu mantıkla gidiyor ki yani ben ne yaşarsam yaşayayım. Şiddet göreyim, aldatılayım. Ha aldatılmadım benim bildiğim. Ama onun dışındaki her türlü şiddete maruz kaldım. Tuğba şimdi evin içerisindeyiz. Annem kocam bana vuruyor. Ne yaparsınız o sırada anne olarak? Merhaba. O damadı bir daha o kapının içerisine sokar mısınız? Ya da onu tehdit edersiniz. Yürü babanın evine gidiyoruz dersiniz. Annem bunu yaptı. Niye yapmıyor ama? Anlayamıyorum annemi. Eşim sonrasında üzerine onu tekrar kapıyı kilitledi. Onu nasıl ikna ediyor onları? Yani şimdi kocan onları bir şekilde ikna ediyor olması lazım. Kendini o kadar çok sevdiriyor ki eşim zaten anneme karşı. Hani... Yani seni hatalı gösteriyor. Evet. Ben mükemmel damadım. Bak evet. Senin kızında problemler var. Evet. Ben aslında böyle yapmazdım. Ama senin kızın problemli olduğu için ben şiddet uyguluyorum diye kendini haklı çıkartıyor. Evet, evet. Ben evde yemek yapmıyormuşum. Annem bizde kalmadan öncesinden hani o şekilde söylüyor. Ben evde yemek yapmıyormuşum. Çocuğa bakmıyormuşum. Hep dışarıdaymışım. Benim yaşadığım ortam belli zaten. Ki benim arkadaşlarım da bilir. Ben en ağır yemekleri yapardım evliliğimde. Tuba ister yemek yap, hani ister yapma, sevgi olduktan sonra yemek yapıp yapmamaya, çocuğu bırakıp bırakmamana kimse bakmıyor. Ama senin annen buna şahit olduğu halde senin kocandan boşanmanı istemiyor. Evet. Sen anneni evde bırakıyorsun, kadın sığınma evine gidiyorsun. Evet. Şimdi sizin dediğiniz yere geliyoruz. Burası garip. Evet. Sen kadın sığınma evindesin, yani zor durumda o çocukla yaşıyorsun ama annen... Senin şimdi annemi koca Ali ile düşüneyim, düşün ben şiddet görmüşüm. O... Damadıyla beraber yaşıyor. Ki bir de 14-15 yaşlarında kız kardeşim var evde, genç. Yani insanlar bana her şeyi söyledi abla. Her hiç şeyi. Onları aklına getirme, yani hiç orasına girmek istemiyorum da. Annen sana demiyor mu kızım dön evine, senin oralarda hiç ne işin var? Biz bu Mevlana'yı uzaklaştırırız, bu eve giremez, ben seni korurum demedi mi? Demedi, hiç aramadı. Sonrasında kirayı ödemek zor geldiği için anneme... O yüzden köye babamın yanına taşınıyor. 4 ay boyunca birlikte kaldıkları evin kirasını annem ödüyor. Evet. Artık bıktım ödemekten. O yüzden köye taşınıyor. Yine benim için değil. Yine torunu için değil. Kimse için değil. Sen kaç ay kaldın kadın sığınma evinde? 4 ay. 4 ay boyunca orada kaldın. Evet.
Çıktın. Ne yapacaksın çıktığında ya da ne yaptın? Teyzem aradım zaten direkt. Hani dedim bana yardım edin. Hani burası da zor oluyor çocukla. Olmuyor. Bir şekilde dedim benim ayaklarım üstünde durmam lazım. Teyzem yardımcı oldu. Sonra annemle barıştırmaya çalıştılar. Annem ikna oldu gibi oldu bir. Eşimin tarafında olmayacak oldu artık o süreçte. Annemle barıştık, ben köye de gittim tekrar. Bir süre orada kaldım, çalıştım, bakıyorum sonra. Annenle küsme sebebi, kocan sana şiddet uygulasa da onunla evliliğe devam edeceksin. Evet. Bir tek bundan dolayı mı kavga ediyorsunuz? Annemle evet. Yani başka hiç problemimiz yok kişisel olarak. Hani beni neden bu kadar sevmiyor, neden benden nefret ediyor anlamıyorum. Ya bir anne kızına bunu nasıl yapar? Bana her şeyi yaptı. Sadece bunlar da değil Esra Hanım. Bana ilaç da içirdi eşimin şeyiyle. Nasıl? Eşim buna ilaç vermiş. İşte yemeklerine kat diye. Ne ilacı? Yani ne olduğunu bilmiyorum. Böyle damla gibi bir şeydi. Şişenin içine koymuş. Yemeklerime katıyormuş. Ben devamlı uyuyorum akşama kadar annemin orada. Meğer ondanmış yani. Bana da bunu bir arkadaşı söyledi annemin. Hani bildiğini de söyleme. Benim de çocuklarım şimdi var, eşin tehlikeli dedi. İddia şu, anne senin ilacına, suyuna ilaç katıyor, bunu eşin istiyor. Evet. Sen o ilacı içtiğinde ne olacaksın? Sakinleşip ben kocana, bilmiyorum ki. Sakinleşip kocana geri mi döneceksin, ne bileyim bir antidepresan mıdır, uysal, ne olacak yani? Bilmiyorum. Ama bana eşim çok şey derdi, seni deliler hastanesine yatıracağım, çocuğu senden alacağım. Belki de bununla alakalı bir şey, onu da bilmiyorum. Ruh halini bozmak için. Sen annenle beraber yaşadın mı kadın sığınma evinde çıktıktan sonra? Yaşadım. Ne kadar yaşadınız? Bir ay kadar yaşadım annemle. Sonra? Sonra baktım annem hala da aynı şeyleri konuşuyor. Kardeşimle mesajlaşıyor eşim. Kardeşim ona her şeyi anlatıyor benimle alakalı. Şu yere, iş yerine gidiyor. Bak şimdi geliyor. Her şeyi söylüyor. Ben bu defa tartıştım evdekilerle. Çocuğumu da aldım. Başka bir arkadaşımın yanına gittim. Yani aslında senin kız kardeşin 15 yaşında annenle beraber kocam Mevlana'ya sürekli rapor veriyorlar. Evet. Gitti, geldi, yedi, içti diye. Her şeyimi. Her şeyini. Şimdi diyelim ki sen iş yerinden çıktın, yolda eşin geldi, sana zarar vermek istedi. Evet. Bunun sorumlusu kim? Annemler. Niye bunu bilerek isteyerek yapıyorlar? Annem bana hiç acımıyor, niye bilmiyorum. Ama siz hiç anneniz acımıyor ve kız kardeşiniz hakkında endişeleniyorsunuz. Evet. Çocuğun kaçırıldı diye emniyete gidiyorsun. Annemle kız kardeşim kayıp diye jandarmaya müracaat ediyorsun. Evet. Onların kayıp olduğunu düşündün. Endişelendin mi annem ve kız kardeşin hakkında? Evet, 3-4 aydır aramızda bir sorun yoktu annemle. Hani bir anda da kaybolmaları, eşimle beraber Kemalpaşa'ya diye çıkmaları evden. 3 gecede olmayışları beni telaşlandırdı. Eşimi, kızımı vermiştim zaten hani kayıp ilanını. Annemlerinkini başka bir yerden vermem gerekiyormuş. O yüzden 3. gün gittim oraya. 3. gün ben orada ifademi verdim. Artık imza konusu kaldı sadece. Annemle kız kardeşim pazardan gelir gibi diyor teyzemler. Kendileri söylüyorlar. Elinde bir poşet elmayla anneanneme girmiş. Biz çocuğu Kahramanmaraş'a götürdük babasıyla. Bıraktık geldik demiş. Çocuğu senden koparmak için annen kocanla hareket ediyor. Evet. Hangi teyzen bu? Mürvet teyzen mi? Münevver. Münevver teyzen. Şimdi Mürvet teyzen telefon attığındaymış. Evet. Alo. Alo. İyi akşamlar. Mürvet İyi Hanım yayınlar. Merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz. Siz bu süre içerisinde sanırım Tuba'nın yanındaymışsınız. Tuba'nın yaşadığı her şeye şahit oldunuz mu? Evet, evet. Kız kardeşiniz neden kendi kızı yerine damadını bu kadar koruyup kolluyor? Hatta en son 2 yaşındaki bu güzel yavrunun kaçırılması için damadına yardımcı oluyor. Ya Esra Hanım biz de ona anlam vermiş diyelim yani. Ablam bu benim. Hani çok zor bir durum yani. Hani şu an Tuğba'ya yaşattıkları hani her sene biz Tuğba'nın birebir her sene şahidiz. Hani yani inanamıyorum ben. Damat bir şekilde hani Mevlana sever ablamı bir şekilde ikna ediyor, kandırıyor. Ablam ne derse onu yapıyor yani. Çocuğu tek başına kendisi de alıp götürebilirdi. Evet. Hani ablamı neden yanında götürdü? Ya da anneniz niye damatla gidiyor? Yani. Ya da şiddet, kızına şiddet uygulanan evde yastığa başına nasıl koyabilir bir anne? Hiçbir bilgim yok. Biz şimdi çok bunu çok iyi söylüyorum. Yani çok... Bazen uzaklaştırma kararları delil olmaksızın aranır ama o olayın vuku bulduğu tarihe ilişkin darp raporu var.
Eş Mevlana o rapora itiraz ediyor, itirazı reddediliyor. Yani böyle bir olay yaşanmış ve yaşanan olaya anne şahit. Kız sığınma evine, anne o evde nasıl kalır 4 ay kardeşiniz? Evet yani kaç ay, yeğenim kaç ay sığınma evlerinde hani kaldı. Oradan Bursa'ya gönderildi. Bursa'dan ben gittim kendi abimle, gittim aldım geldim yeğenimi. Hani 4 ay öncesinde bu Mevlana Sever tekrar geldi buraya. Evet. Benim evime geldiler, gittiler bir hafta boyunca. Hani Tuğba o zaman çalışıyordu. Hı-hı. Yani ben lavaboya giderken balkonumda biber gazını gördüm, cebinden çıkardı. Hı-hı. Ondan sonra bir tane damla gibi bir şey vardı. Yani hı-hı, balkonda kendi evimle gözümle gördüm. Hani biber gazı var. Evet, biber gazı, bir de damla gibi bir şey vardı şişenin içinde, şeffaf bir. Mevlana'nın biber kocasının üzerinde mi? Evet, evet, evet. Bu süreçte ablamla beraber benim evime hani gündüz geliyorlar, akşam gidiyorlar. Hani gündüzleri sürekli bendeler yani. Hani yeme içme falan, hani oturma bende. Hani Tuğba'yı anlatıyorlar. Hani nasıl düzeltebiliriz? Hani hala barıştırmanın derdindeler. Şimdi öyle diyeyim. Tuğba'nın kocası Mevlana'dan ayrılmak istemesinin sebebi nedir? Geçimsizlik. Şiddet var. Evet. Yani şiddetli geçimsizlik. Hastalık derecesinde kıskançlık varmış. Evet, kıskançlığı da var. Ve bu kız ben, diyor ki... Ben bak Tuğba'nın hani evlilik hayatında o bana işte doğru gün çok fazla bir şeyini anlatmazdı. Hı-hı. Ama şu an ben onun her şeyini artık biliyorum yani. Her şeyini teyzesi olarak benimle paylaşıyor. Keşke bana hani zamanında söylemiş olsaydı hani bu, hı-hı, evlilik süresinde. Hani teyze ben şiddet görüyorum. Hani şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hani annem göz yumuyor bazı şeyler deseydi veya diğer teyzelerine de olsun. Hı-hı. Biz Tuğba'nın o zamandan arkasında dururduk. Hani belki de çocuk bile olmadan ayrılmış olurdu Tuğba içinden. Şimdi... Ama Tuğba hep içine attı her şeyini, hani hiçbirini paylaşmadı bizimle. Şiddet görüyor ve ayrılmak istiyor. Bu kararında evet, da kesin ve net. Ama evet, annesi bu evliliğin bitmesini istemiyor. Ve damadı evet, hayatlarından hiç uzaklaştırmıyorlar. Tam tersi, kızı sığınma evlerinde yaşarken damatla aynı evin içerisinde hayatını sürdürüyor. Evet. Yani bu evet, çok... Mantık dışı, hiç görmediğim ve şahit olmadığım bir durum. Yani bu beni de çok şaşırtıyor. Ya biz zaten dedik hani abla dedim mesela sana dedim yakışmaz hani. Seni şu an hani kızın gitmiş, kızın bu evde durmuyor artık hani. Hı-hı. Senin damadınla beraber aynı bir evde hani yani dışarıdan gören insan öyle anlamaz ki Esra Hanım. Ya ben bakın orasında bile değilim. Şimdi bazı şeylerde imalar vardır ya, bir düşünebilirsiniz yani, hiç orasında değilim. Sadece kayınvalidenin gerçekten damadına karşı... ya yoğun bir sevgisi var ya da çok çabuk ikna ediliyor. Tek derdi evet, Tuğba'nın evet, Mevlana'dan evet, Mevlana boşanmaması. Öyle bir şeyi var yani böyle ağzıyla hani çok güzel laf yapıyor. Kandırma yeteneği var yani insanları. Peki kız kardeşim bana tuzak kurdu dedin. Hatta bu konuda şikayetlerin de var. Nasıl bir tuzak kurdular sana? Ben kadın sığınma evinde kalırken 3. ayda olması lazım çalışıyordum. Hatta hı-hı, oradan çalıştığımız arkadaşlarımız hı-hı, var. Beraber aynı işe gidiyorduk. Ben oradayken kız kardeşimden bana Instagram üzerinden mesaj geldi. İşte abla ben evden kaçtım. Hı-hı. İşte enişten beni de dövüyordu. Hı-hı. Sonra bir arkadaşın ablasına götürdü arkadaş beni. Orada Kemal abi diye bir abi var. Hani arkadaşının ablasının kocasıymış hı-hı, sözde. İşte o da beni fazla evde istemiyor hani. El alem ne der diyor bana. Ondan sonra beni buradan al, beraber ev tutalım, yaşayalım. Ben ikraya bakarım, sen çalışırsın. Hı hı. İkrayı da çok özledim. Hani bu şekilde bana mesaj atıyor. Sen sığınma evindesin, o evde ben kaçtım diyor. Şiddet görüyorum, evet, senin gibiyim diyor. Numarasını arıyorum, telefonları kapalı çalıyor genelde. İşte beni diyor, ailem diyor, o şekilde savunuyor kardeşim de kendini. Ailem diyor, beni diyor şey yaparlar, polise verirler. Sinyalimden bulurlar diye diyor. Hı hı. Telefonu diyor, kapatıyor, kapalı tutturuyor diyor abi diyor. Ben o işler o kadar kolay değil diyorum. Hani abi gene de korkuyor diyor bana. Hani bu şekilde ben bir haftayı böyle hep telefonları kapalı, arada açıyor, mesajlaşıyoruz. Hani hep aklımda şüpheyle hani kardeşim acaba bir şey mi oldu, onu alabilir miyim? Ev araştırıyorum, arkadaşlarım da hani biliyor durumları. Ev bakıyorum, hani ben yapacağım bunu yani. Ben kardeşime sahip çıkacağım, alacağım. Çocuğumla beraber tutacağım bir süre. Yaşı da geldiğinde kızımın kreşe vereceğim. Kardeşim de okutacağım, benim aklımda bunlar var. Ama benim kardeşim sonra... Ne olur burayı çok dikkatli dinleyin. Bir buluşma yeri ayarlıyoruz. O Kemal abi dediği kişiyle de telefonda konuşuyorum bu arada. Gizli numaradan arıyor beni. Hı-hı. Hani ben sana da güvenmiyorum ya, beni şikayet edersen gibi konuşuyor. Hı-hı. O yüzden numaramı açıktan aramıyorum diyor, savunuyor.
Sonrasında bir buluşma yeri söyledi. Orası da Kemalpaşa'ya çok yakın benim oturduğum yere. Ben o zaman bir şüphelendim. Hani acaba mı dedim. Ama sonra kardeşimin telefonda sesini duyunca inandım. Sonra dedim orası bana çok uzak. İş yerimin yakınında bir yer söyledim. Oraya gelecek hani getirecek kız kardeşimi. Allah'tan yanımda iş yerinden birisi daha vardı. Bir çocuğu daha göndermişti. Komiydik o zaman. İşimiz oydu. Beraber gittik. Önce kardeşim bir duvarın oradan çıktı geldi. Bakışları biraz değişik geldi bana. Arkadan da bir araba geliyor. Hani içinde annem de var. Mevlana koşturuyor. Geliyor benim yanıma. Kız kardeşin aslında tuzak kuruyor. Kocanı da o buluşma yerine getiriyor. Çağırıyor. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.